Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır? Şimdi annemle sabaha kadar başucunda bekledik ninemin diyor arkadaşlar. Annemle annem ile bu bizim için bir edat sabaha kadar e kadar bu da bizim için bir edat cevabımız Adana şıkkı. Olan biteni bir de benden dinleyip öyle karar verin diyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir edat yok. Bu yüzden bunu eliyoruz. Sendeleyerek yürüyen çocuklar her adımda düşecek gibi oluyor. Burada tek bir edat var. Bunu da eliyoruz. Bu markette gıda fiyatları diğerlerine göre daha uygunmuş. Göre burada tek edat. Biraz soğuk kaldığı için hafta sonu evde dinlenerek geçireceğini söyledi. için burada tek edat. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır. Deponun bekçisi geldi ve yeni gelen büyük lamba basandıklarının hamalların bir türlü içeri sokamadıklarını bir şeyler kırıp dökmelerinden korktuğunu söyledi. Burada ve bağlaç ama edat yok bunu eledik. Cevdet Bey sıkılarak hızla ayağa kalktı. Hızla burada edat var ama bağlaç yok bunu da eliyoruz. Aşağı yukarı yürüdü ve sandıkların teker teker açılıp boşaltıl boşaltılmasını öğütledi. Burada V bağlacı var ama edat yok. Lambalar tren ve Anadolu'ya yollanacağına göre bu çok saçma bir şeydi ama başka yolda yoktu. Göre burada edat ama burada bağlaç arkadaşlar. Burada hem edat hem bağlaç var 4T. Cevdet Bey depo bekçisini sandıktan, e, sandıktan sonra mektubu bitirdi ve para sıkıntısıyla dertlendi. Ve burada bağlaç. L, la burada edat arkadaşlar. 5'te de var cevabımız. 5 ve 4 yani E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile edatı soruya kuşkuyla yaklaşıyordu cümlesinde katta anlamı katmıştır. Nasıl yaklaşıyordu? Kuşkuyla. Buradaki le Edat arkadaşlar durum anlamı katmıştır. Şimdi bakıyoruz. Porselenler ve tencereleri kutulara koyup taban arasında kaldırdı. Bunu eliyoruz. Burada öyle bir şey yok. Konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakan sanatçı alkışlarla sahneden indi. Nasıl indi? Alkışlarla durum anlamı katmış arkadaşlar burada. Bir de gördüğünüz gibi zaten şuradaki Leyla'nın edat olduğunu görebilirsiniz. Buradaki ile edatı cümleye durum anlamı kattı. Cevabımız B. Kapılarla pencereleri kilitlediğinden emin olunca evden ayrıldı. Bunu eliyoruz. Bana karşı sözleriyle tavırları öyle kırıcıydı ki orada daha fazla çalışmaya dayanamazdım. Bana karşı e karşı edatı var. Bunu da eliyoruz. Kitaplarındaki dergiler ile sözlükleri farklı raflara yerleştirdi. Bunu da eledik. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde ünlem görevinde bir sözcük olmadığı halde cümle ünlem anlamı taşımaktadır. Aman dikkat et ayağın kayar. Aman burada bir ünlem. Ey her karışıkanlığa yoğrulmuş vatan. Ey burada ünlem. Hey beni de bekleyin. Hey burada ünlem. Of kaç dakikadır otobüs bekliyoruz. Of burada ünlem. Bu elbiseyle çok güzel olmuşsun. Burada bir ünlem anlamı var ama ünlem bildiren sözcük yok. Cevabımız E. Yalnız sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere getirildiğinde bağlaç görevinde kullanılmış olur. Arkadaşlar yalnız sözcü yerine fakat gelirse bağlaçtır. Şimdi bakıyoruz. İhtiyar kadın yalnız yaşamaktan zaman zaman yakınıyordu. Yalnız yaşamak burada zarf olarak kullanılır. Bunu eliyoruz. Buradan şehre yalnız dolmuşla gidebileceğini söylediklerinde çok şaşırmıştım. Sadece dolmuşla yerine sadece getirebildiğimiz için burada da edat olur arkadaşlar. Bu yüzden bunu da eliyoruz. O görevi kabul etmesini söyledim. Yalnız beni dinlemedi. Fakat beni dinlemedi. Bakın yerine fakat getirebildik. O halde bu bizim için bağlaç olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Olimpiyatlarda yalnız 3 altın madalya kazanabilmişiz. Sadece anlamında kullanıldığı için edat olur bu da. Bunu da iliyoruz. Geç saatte döneceksen eve yalnız yürüme. Nasıl yürüme? Yalnız yürüme. Bu da bizim için arkadaşlar yine aynı şekilde zarf olur. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? İkinci Abdülhamit'in gayretiyle Hicaz demiryolu yapılırken bu iş Almanlara İhale edilmiş. Buradaki il arkadaşlar tabii ki sözcük türü bakımından edat. Ve tabii şantiyelerin önemli sorumluları ve memurları Alman olduğundan eğer vagon bir yerden hareket edecekse önce kampanalar çalar. Bütün yolcular bindikten sonra da hareket memuru. Buradaki D'de arkadaşlar bizim için nedir? Tabii ki bağlaçtır. E buradaki eğer de ne olacaktır? Tabii yine aynı şekilde bağlaç olacaktır. Şöyle bağlaç. Evet. Fertik diye bağırırmış. Fertik Türkçe'de hazır demektir. Alman hareket memurlarının Fertik diye uzatarak ünlemlerine uzun süre muhatap olan halk bundan hoşlanmış olmalı ki giderek trenin kalktığını Fertik'i çekti biçiminde ifade eder olmuş. Ayrı yazılan ki de arkadaşlar aynı şekilde bizim için bağlaştır. Bu haliyle baktığımızda edat, bağlaç, bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcükler türlerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Bakıyoruz arkadaşlar. Dışarı çıktıkları zaman kahvenin taş merdivenin dibinde Hüseyin Avni'nin hala yaptığını ve yağmurdan iliklerine kadar. Buradaki ve arkadaşlar bağlaç olarak kullanıldı. Evet. İliklerine kadar derken buradaki kadar edattır bizim için. Devam ediyoruz. Islanan küçük kızının onu kaldırmak için şurasından burasından çekiştirdiğini gördü. İçini yine aynı şekilde burada edat yani e, bu haliyle baktığımızda 2 ve 3 edat bunlar birbirini götürdü. Devam ediyoruz. Onları birkaç adım geçtiler. Kızcağız çıkanları fark etmemişti. Babacığım ne olursun babacığım haydi gidelim. Buradaki haydi arkadaşlar ünlen bildiren bir sözcüktür. Melek yanındaki garsona şu adamı kaldırıversene dedi. Beraber geri döndüler. Küçük kız da hala babasının etrafında dolaşıyor. Ayrı yazılan D da bağlaştır arkadaşlar. Bu haliyle baktığımızda 1 ve 5 de birbirini götürür. Cevabımız 4. 4 ünlem olarak kullanıldı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için edatı neden sonuç ilgisi kurmuştur? Sınıfı geçmek için gece gündüz çalıştı. Sınıfı geçmek amacıyla. Amacıyla ifadesini getirdiğimizde arkadaşlar amaç sonuç cümlesi olur. Burada amaç sonuç cümlesi var. Nesli tükenmekte olan canlıları korumak amacıyla bir kampanya başlattı. Amacıyla yine amaç sonuç cümlesi. Devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sahnelenecek. Bale gösterisi için iki bilet aldım. Bale gösterisine gitmek amacıyla iki bilet aldım amaç işini ciddiye alanlar alan biri için bu laf e, bunlar affedilemeyecek hatalardır. İşini ciddiye alan biri için bir e, biri amacı yani ona göre görelik anlamı kattı arkadaşlar. Bunu da ediyoruz Eve geç geldiği için yemek hazırlamaya vakit bulamadığı eve geç geldiği için. neden neymiş? Neden yemek hazırlamaya vakit bulamamış? Çünkü eve geç gelmiş arkadaşlar bir neden sonuç ilgisi kurduğunu söyleyebiliriz. O halde cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlaç yoktur? Habersiz hepsi kızamıktan ve ölümden kirli yüzlerinde açan ölümden habersiz diyor arkadaşlar. Şimdi hangisinde bağlaç yok? Burada bir V bağlacı var bunu eliyoruz. O çaresiz, o yalnız, o karanlık günde siz nerelerdeydiniz diyeceğim nerelerdeydiniz? Burada herhangi bir bağlaç yok. Nasıl unuturum güzel bir yaşamak fakat hakkı varmış Oktay'ın fakat burada bağlaç bunu da eliyoruz. Belki avluda bir ağaç bulunur ama ama burada bağlaç bunu da eliyoruz. Mor aydınlıkta bir çınar veya kestane dibinde mahmur süzlen bakışlar veya burada gördüğünüz gibi yine bağlaç cevabımız Bursa şıkkı sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat veya bağlaç olarak kullanılmıştır? Yarın İstanbul'a gideceğimi bir sen biliyorsun, bir de Ahmet. Şimdi evet, tek sen biliyorsun. Ya yani bir sen biliyorsun, bir de Ahmet arkadaşlar. Buradaki bir bir bağlaç olarak kullanılmıştır. Bu sabit fikirli ve inatçı insanı bir sen ikna edebilirsin. Ben bunun yerine sadece getirebiliyorum. Sadece sen ikna edebilirsin diyebildiğim için de bu da benim için edat olarak kullanıldı. Cevabım yani 1 ve 2 Adana şıkkı. Öyle bir düğündü ki tam bir gün bir gece misafirler ağırlandı arkadaşlar diyor. Buradaki bir sıfat, buradaki bir bir yine sıfat olarak kullanıldı. Bunu eledik. Bir ara oturup bu meseleyi nasıl sonlandıracağımızı düşünelim. Bir ara buradaki bir de sıfat bunu da eliyoruz. Bir gün gelecek ben de bütün hayallerime kavuşacağım. Buradaki bir yine sıfat arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Evet. Bu ihtiyardan başka köye yapılacak yola itiraz eden kimse yoktu diyor arkadaşlar. Den başka, ihtiyardan başka bu bizim için edattır. Bu yüzden ne yaptık? Bunu eriyoruz. Yol köylülere göre önemliydi. Köye, medeniyet sadece yol ile gelebilirdi. Göre ve ile burada gördüğünüz gibi edat bu yüzden ikiyi de eriyoruz. Bu nedenle muhtarla kaymakamı her gördüklerinde projenin durumuyla ilgili onlardan bilgi koparmaya çalışıyorlar. Durumuyla, neden ile, durumu ile burada da edat var. Bunu da eledik. Muhtar bu sefer umutluydu. Ödenek çıkmış dedi soranlara. Geniş gülümsemesini yuvarlak yüzüne yayarak. Burada arkadaşlar edat yok cevabımız Denizli. Kaymakam bu senenin sonuna doğru yolunuza başlanacak dedi. E doğru burada yine edattır. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye farklı bir anlam katmıştır? Bakıyoruz şimdi. Yarın sabaha karşı yola çıkıp 15 günlük tatilimize başlayacağız. Ne zaman? Sabaha karşı zaman anlamı kattı burada gördüğünüz gibi. Yanıma geldi mi? Ona eğriyi doğruyu güzelce anlatacağım. Ne zaman anlatacağım? Yanıma gelince. Buradaki mami edat arkadaşlar ince ince anlamında kullanılıp zaman anlamı kattı. Bunu da eledim. Başvurunu öğlene kadar yapmazsan mülakata katılamazsın. Ne zamana kadar? Öğlene kadar zaman anlamı kattı yine aynı şekilde. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Onu gördüğümde senin için neler yapabileceğimi soracağım. Evet sana göre neler yapabileceğimi soracağım arkadaşlar. Burada bir görelik anlamı kattı. Yani sana uygun sana göre cevabımız Denizli. Geldiği gibi sofraya oturup lahana dolmalarını indirmeye başladı. Ne zaman lahana dolmalarını indirmeye başlamış geldiği gibi gördüğünüz gibi zaman anlamı kattı. Bunda eliyoruz cevabımız denizli şıkkı olur.